İstanbul'da doğdu. Orta öğretimini çeşitli Fransız okullarında ve İstiklal Lisesi'nde tamamladı. Bir süre İstanbul Hukuk ve Edebiyat Fakültelerine devam etti. Yüksek öğretimini yarıda bıraktı. Edebiyat ve gazetecilik dünyasına Servet-i Fünun dergisinde Yakba, 20 Nisan 1923 yılında İstanbul'da doğdu. Orta öğretimini çeşitli Fransız okullarında ve İstiklal Lisesi'nde tamamladı. Bir süre İstanbul Hukuk ve Edebiyat Fakültelerine devam etti. Yüksek öğretimini yarıda bıraktı. Edebiyat ve gazetecilik dünyasına Servet-i Fünun dergisinde sekreterlik yaparak adım attı. Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu'nda çalışmıştı. Yaşamını gazetecilik yaparak kazandı. 1939-40 yıllarında Yeni Sabah ve İkdem gazetelerinde çeviri ve öyküleri yayımlandı. Vakit gazetesinde eleştiriler ve tanıtma yazıları yazdı. Büyük Doğu dergisinde her hafta Dünya Fikir Sanat Hareketleri sütununu yazdı. 1951-56 arasında Vatan gazetesinde düzeltmen, sekreter ve yazı işleri müdürü olarak çalıştı. 1956 yılında köşe yazarlığına başladı. 1969 yılından 1991 yılına kadar Cumhuriyet gazetesinde çalıştı. Öykü yazmaya ilkokul yıllarında başladı. Çeşitli çocuk dergilerinde öykülere yayımlandı. 1939'da henüz lise öğrencisiyken yazdığı bir öykünün İkdam gazetesinde yayımlanmasıyla edebiyat dünyasına girdi. İkdam ve Yeni Sabah gazetelerinde hemen her gün bir öyküsü, bin bir roman, çocuk haftası, yıldız gibi gazete ve dergilerde yazıları, öyküleri ve çevirileri yayımlandı. Akbal'ın asıl anlamda öyküye yönelmesi, Sait Faik'in Semaver adlı kitabını okumasından sonra başlamıştır. Servet-i Fünun, Uyanış dergisinde çalıştığı sıralarda başlayan eski yeni tartışmalarının ve yeni edebiyatın içinde yer alan Akbal'ın sanatında böyle hikayeler değil de belli konular çerçevesinde oluşan anılar toplamıdır. Yazın çerçevelerinde geniş ve olumlu yankı yapan Önce Ekmekler Bozuldu adlı ilk kitabını 1946 yılında çıkarmıştır. Onu 1949'da Aşksız İnsanlar izlemiştir. Garipler Sokağı ve Bizans Definisi adlı kitapları Rusça'ya, Dondurmalı Sinema Sırpça'ya çevrildi. Suçumuz İnsan Olmak adlı kitabı Erdoğan Tokatlı yönetiminde 1986 yılında filme çekildi. Oktay Akbal'ın eserleri, anıları, anı değil yaşam, anılarda görmek, Cüce Çeşme Sokağı nerede, Hiroşimalı Masahi Ni, Kırmızı Tenteli Tramvay Babali'de 50 yıl, Şair Dostlarım, Şairlere Ölüm Yok, Hiroşimalar Olmasın, Çocuk Kitabı, Dondurmalı Sinema, Yeşil Ev, Denemeleri, Bir de Simit Ağacı Olsaydı, Dost Kitapları, Geçmişin İçinden, Kanatlı Sözler Uçar mı, Günümüz Edebiyat, Odamda Bir Güvercin, Önce Şiir Vardı, Senin Adın Aşk, Sözcüklerle Yolculuk, Temmuz Serçesi, Yaşam Bir Uzlaşmadır, Yaşasın Edebiyat, Yazar Bir Tanıktır, Yeryüzü Korkusu, Yüz Yıldır Umutsuzluk, Zaman Sensin, Romanları, Akşam Kuşları, Atatürk Yaşadı mı, Aşksız İnsanlar, Batık Bir Gemi, Bayraklı Kapı, Berber Aynası, Bizans Definesi, Düş Ekmeği, Ey Gece Kapını Üstüme Kapat, Garipler Sokağı, Güzel Düşlerin Sonu, Hücrede Carmen, İlk Yaz Devrimi, İnsan Bir Ormandır, İstinye Suları, Karşı Kıyılar, Luna Park, Ölümsüz Oyun, Önce Ekmekler Bozuldu, Suçumuz İnsan Olmak, Tarzan Öldü, Yalnızlık Bana Yasak, Yazmak Yaşamak, Tarih, Atatürk Bir Gün Gelecek, Atatürk Bir Gün Gelecek 4. Baskı Cumhuriyet Kitapları, Köşe Yazıları,
Yazmak, Yaşamak, Ölümsüz Oyun, Atatürk Yaşadı mı, Zaman Sensin, Gezi Gezileri, Hiroşimalar Olmasın, İncelemeleri, Çağdaş Dünya Edebiyatçıları Sözlüğü, aldığı ödüller, 1950 Türk Dil Kurumu Roman Ödülü Garipler Sokağı, 1958 Türk Dil Kurumu Roman Ödülü Suçumuz İnsan Olmak, 1959 Sait Faik Hikaye Armağanı Berber Aynası, 1993 Sedat Simavi Ödülü Senin Adın Aşk, 2000 Orhan Kemal Roman Ödülü.